Toplumda her 10 kadından birinde görülüyor. Yumurtlama problemi olan bu rahatsızlığın adı polikistik over. Denizli'nin önemli kadın doğum uzmanlarından operatör doktor Zerrin Çelik, kadınlarda sıkça görülen ve hormonal bir bozukluk olan polikistik over hakkında bilgilendirmelerde bulundu, nedenlerini ve belirtilerini anlattı. Polikistik over toplumda her 10 kadından birinde görülebilen ve daha çok genetik olduğu düşünülen önemli bir yumurtlama problemidir. Karşımıza hangi belirtilerle çıkıyor? Özellikle adet düzensizliği, anormal kıllanma, kilo alımında bir artış, ciltte koyu lekelenmeler, özellikle boyun, kasık ve koltuk altı bölgesindeki renk koyuluğu, vücutta geçmeyen ve sıkça tekrarlayan sivilcelenmeler, gebe kalmakta zorluk, hamile kalmak isteyip de bu sürenin uzaması olarak karşımıza çıkabilmekte. Bazı kişilerde aşırı saç dökülmesi, erkek tipi saç dökülmesi de ortaya çıkabilmekte. Bu bulgularla karşımıza gelen bir hastada polikistik overden şüphelenmekteyiz. Polikistik overi teşhis etmek için neler yapabiliriz? Polikistik overde en büyük yardımcımız ultrason. Çünkü polikistik overin ultrasonda tipik bir görüntüsü var. Bunu bütün kadın doğum hekimleri zaten görünce hemen tanımlarlar. Aynı zamanda adetin 3. günü yaptığımız hormon testleriyle de ultrason görüntüsünü desteklemekteyiz. Hormonlarda belirgin değişiklikler meydana gelebilmektedir. Çünkü polikistik over dediğimiz durumda yumurtalıklardan anormal ve dengesiz hormon salınımı söz konusu olmaktadır. Adet düzensizliğinin en önemli nedenlerinden birisidir. Adet düzensizliği dediğimiz zaman da iki adet arasındaki sürenin 21 günden kısa ya da 36 günden uzun olduğu şekilde görülen adetleri kastetmekteyiz. Peki polikistik overin tedavi yöntemleri nelerdir? Bu durumda tedavi hastanın isteğine göre şekillenebilir. Çünkü eğer hastanın amacı gebe kalmak, bir türlü gebelik elde edemedi, korunmadan geçen süre bir seneyi geçti ve hasta gebelik elde edemediyse, hastamızın gebe kalmasına yönelik tedavi ve protokolleri uygulamaktayız. Burada hastada bir yumurtlama problemi olduğu için çeşitli ilaçlar ya da iğne tedavileriyle yumurtlamayı uyarıcı tedavilerle beraber gerektiğinde spontan cinsel ilişki, gerektiğinde aşılama ya da yardımcı üreme teknikleriyle tüp bebek gibi hastanın gebe kalması amaçlanmakta. Eğer hastamızın zaten çocuğu var ve gebe kalmak gibi bir problemi yok ise adet düzensizliğini ve yumurtalıklarının salgıladığı anormal hormonları baskılayıcı bir tedavi yapmamız gerekiyor. Bu tedavi de yine hormon ilaçlarıyla yaptığımız tedavilerdir. Doğum kontrol hapları polikistik overin bu dengesiz hormon salınımını ve istemediğimiz androjenik steroidlerin salınımını engelleyerek hem tüylenmeyi hem sivilcelenmeyi baskılayabilmekte hem de hastanın düzenli adet görmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla doğum kontrol hapları ya da bazı başka hormon ilaçları yine polikistik overde adet düzensizliğini ve anormal hormon salınımını baskılamak için kullandığımız ilaç seçeneklerimizdir. Operatör doktor Zerrin Çelik, polikistik over olan hastaların hızlı bir şekilde kilo aldığını söyledi. Tedaviye ilk olarak kilo vermeyle başladıklarını dile getirdi. Hastalara mesaj verdi. Polikistik over genellikle insülin direnciyle, genellikle değil çoğunlukla insülin direnciyle beraber giden bir durumdur. Aslında bir metabolik sendrom kapsamında olan bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu hastalarda insülin direncine bağlı olarak kilo almaya bir meyil, hızlı kilo alma görmekteyiz. Ve hasta ne kadar kilo verebilirse adeti o kadar normale yaklaşabilmekte. Dolayısıyla kilolu polikistik over hastalarına ilk önerimiz aynı zamanda yaşam stilini değiştirme. Yani kilo vermeye çalışma, egzersiz yapma, karbonhidrattan fakir bir beslenme, gerekirse insülin düzeyi yüksekse bazı oral antidiyabetiklerle insülini düşürmeye yönelik önerilerimiz olmakta. Hastanın kilosu ne kadar ideal kilosuna yaklaşırsa, body mass indeksi ne kadar normale yaklaşırsa adet düzeninde de o kadar bir düzelme beklemekteyiz.